F telefonda çekmiyor ya, kaç saattir buradayız, iki tane araba geçti, ikisini de senin yüzünden binemedik. Ya adamlar hırlı mı hırsız mı görmedin mi tiplerini ya, seni bir daha nasıl riske atayım ben? Emir bak sus, tamam mı, sus. İlk gelen arabaya biniyoruz ya, araba beğendiremiyorum sana ya, itiraz yok, bitti. Gel şuraya oturalım, gel. Buraya oturacağım ben. Oraya otur o zaman. Doktorları bulamazsak var ya, patron canımızı okur canımıza. Abi ben ölmek istemiyorum ya. Daha 14 ay kredim var benim. Ya ne zırvalıyorsun be? Daha ne istiyorsun? Kurtulursun işte. Bak ağaçlara, bak ağaçlara. Burada bir yerde olmalılar. Ulan onları bir bulursam var ya. Şu halimize bak ya. Sizinle her dakika farklı bir macera Armağan Hanım. Emir tamam. Deme öyle, zaten çok pişmanım. Seni yine dinlemedim. Özür dilerim, kusura bakma. Mevsun. Sana ne oldu? Nasıl ne oldu? Cerrah olduğunu biliyorum. Nereden mi biliyorum? Ares'e yaptığın müdahale, Metin'in ameliyatındaki ön hazırlığın, Ali. Ameliyathanede yine panik atak geçirdin. Artık anlatmayacak mısın bana ne olduğunu? Emir ben... Bak. Cerrahlığı çok seviyordun belli ki. Çok iyi bir cerrah olduğuna da eminim. Ama seni bu kadar sıfırdan başlatan, hayatını mahveden şey nedir söyle bana da. Emir ben çok büyük bir hata yaptım. Çok büyük. Ben bir hastanın ölümüne sebep oldum. Bana çok güvenen birinin, çok sevdiğim birinin. O yüzden ben bir daha o cerrah önlüğünü giymeyeceğim dedim. O neşteri elime almayacağım dedim. Kimsenin hayatını bir daha riske atmayacağım dedim. Bıraktım. Dermatoloji okudum. Emir kalk. Emir kalk geldi. Kalk. Allah. Dur. Bineceğiz. Hiç bakma tipine. Bineceğiz. Mutlu musun? Gayet mutluyum. Allah Allah. Sen değil misin? Şu anki mutluluğumu ifade edecek kelime bulamıyorum. Çok sıcak. Çok Adana'nın sıcağı bir başka. Gerçekten başka. Antep bu kadar olmuyor ya. Allah Adana dedikleri kadar varmış. Bu ne ya? Ne yapıyorsun? İzin aldın mı adam? Kaymayız mı? Göz hakkıdır. Ya baksana dalından yeni kopmuş sulu harika. Al. Sen de ya. Günah benim boynuma ya. Ne oldu? Ne gülüyorsun? Aklıma bir şey geldi de onun gibi. Ne geldi? Binir sana erik diyor. Erik mi diyor bana? Niye? Erik gibi diri sulu diyor. Bu Binir harika bir kadın ya. Çok orijinal. Canım kankam ya. Özledim onu, beni merak ediyor mudur acaba? Neredeyiz acaba ya? Bir bakalım. Aman tut beni. Eyvallah. Hamit abi sağ ol, ben geldim de ararım seni. Yedim elmalarını. Hakkını helal et. Ne yapacağız şimdi? Taksi bulmaya çalışacağım. Hadi gel şuraya doğru gidelim. Benim midem kazındı ya. Acıktım ben. Arkanı kolla.
Seni etmiyorum. Seni yemeyeceğim. Hala seçemedin mi çikolatanı? Yani seçenek çok olunca karar veremedim. Ne yapayım? Bak burada daha sağlıklı seçeneklerimiz var mesela. Ay o sağlıklı şeyleri sen ye. Teşekkür ederim. Ben çikolata alacağım. Selamun aleyküm emmi oğlu. Selam. Hayırlı işler. Eyvallah. Ya biz birilerini arıyorduk da sana zahmet bize bir yardımcı olsan ya. Tabii buyurun. Kamyonetin arkasında varmış. Çevre yolundan gelmişler. Gördün mü? Bıçak. Yok görmedim abi. Adamlar burada. Nasıl tiplerdi ki? Nasıl tiplerdi? Böyle denişik tipler işte. Emmi oğlu bir zorla hafızanı bir zorla ya. Böyle oğlum, renkli gözlü bir şey. Kadının saçları topluydu. Herif uzun boylu, mavi gözlü. Böyle havalı tipler. Buralardan değiller. Yok maalesef görmedim. Kibre iyi düşün ya. Ana kız böyle kısa. Adam böyle iri yarı. Ben boylarda. Yok abi. Buradan geldiler. Görmen lazım. Nasıl görmedin? Maalesef görmedim. Efsun. Selamünaleyküm dayı. Selam. Siz kimsiniz? Biz adamlar peşimizde bizi kaçır. Kaçır bizi hadi hadi. Siz kimsiniz ama? Gel. Hadi anlatacağız yolda herif. Hadi. Hadi bas bas. Hadi. Hadi. Bas abi bas gaza bas bas bas. Bas abi hadi. Arkadaşım gaza baskıyorsun da arabanın hızı belli. Hadi abi bassana gaza bas sonuna kadar bas ya. Benim de başım belaya sokacaksınız Allah aşkına ya. Daha hızlı daha hızlı. Şeytan diyor yine ağızlarını burnundan kırı şunların ya. Biliyor musunuz karar verin. Az ileriden Antep sapağına gireceğim kardeşim. Antep mi? Antep mi Emir? Gidelim Antep'e gidelim. Emir bize Antep'te kimse hiçbir şey yapamaz. Silah çıkarttı. Antep sapağı nerede? 300 metre ileride. Tamam sen bu hızla devam et. Tamam bas sen bas bas bas. Bas. Aynı hızla devam et. Devam et beni bekle. 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 Şimdi dön. Kız. Atlattık. Atlattık Emir atlattık. Kurtulduk. Kurtulduk. Aracı gördüler. Plakayı çoktan almıştırlar. Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Buyursunlar gelsinler memleketime. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Durum böyle işte Şuayb abi. Biz de fırsat bulunca attık kendimizi yola. Sen de sağ ol valla. Sen olmasan kurtulamazdık. Silah soruyla iş mi olur? Biz doktorumuza sahip çıkarız. Bırak silah. Başımızda gezdiririz biz sizleri. Eyvallah. Karakola gidelim mi? Ne yapalım? Ha yok. Efsun'u daha fazla yormayalım. Yarın hallederiz biz. Efsun'un sayesinde trala binmiş oldum. Çocukluktan beri hayalimdi biliyor musun? Harbi mi? Sende canta tipi var be kardeş. Tır sevdası pek oturmadı kafamda. Hiç kimse dışarıdan göründüğü gibi değildir. Benim acayip bir araba sevdam var. Tırlar da buna dahil. Mesela bu 26 litre 550 beygir 2500 tork. Tırıma gözün gibi bakarım. Ama anlaşılan sen benden daha iyi biliyorsun bu işleri. Estağfurullah. Sevgilin de çok sağlam adammış ha. Sevdim vallahi. Bak görüyorsun nasıl sevdi beni. Zaten bir sana sevdiremedim kendimi. Sen böyle Pervin Hanım ile işbirliği yapmaya devam edersen o biraz zor. Ama yok merak etme. Bu saatten sonra hiçbir şey şaşırtamaz beni seninle ilgili. İnanamıyorum ya. Ay sana gerçekten inanamıyorum. Şaşırtırım demiştim. Ay yani Şuayb abi nasıl ikna ettin sen? Asıl beni şaşırtan şey o. Güvenmiş demek ki. Baksana mışıl mışıl uyuyor. Yani bu gömlek, bu endam, bu saç baş yani hiç bağdaştıramadım şu an tırla. Benim stilimle bu ne yapalım şimdi yani? Tır şoförü oldum diye stilimi mi değiştireyim yani? Efsun.
Bugün çok korktum biliyor musun? Adamlar sana zarar verecek diye. Benim aceleye getirmem yüzünden oldu bütün bunlar. Bir daha böyle şeyleri aceleye getirmeyelim. Düşünelim, tartalım olur mu? Yani bir daha böyle bir durum olur mu bilmiyorum. Tamam anlıyorum Emir. Sen Pervin Hanım'a yardım etmek istedin ama beni allak bullak etti. Çok kızgınım ona. Gerçekten çok kızgınım. Bak onun tek amacı sana ulaşabilmek, seni görebilmekti. Eline bir fırsat geçti, değerlendirdi. Olmadı. Bak ama şunu bil Efsun. Yıllardır onun dilinden düşmüyorsun. Ben biliyorum. Ve bak anneni biraz tanıdıysan o kliniği birine bırakıp gitmenin onun için ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu bilirsin zaten. Bak bir kerecik olsun benim hatırıma konuşmasına izin ver. Onu bir dinle. Benim hatırıma. Tamam Emir. Düşüneceğim. Ama sadece senin için, senin hatırına. Çünkü bugün tam bir kahraman gibiydin. Sana kızgınım ama kızamıyorum. İngilizler buna karizma diyorlar. Bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.